Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bir ayda 20-25 kilo verilebilir mi? Hem de yiyerek. Bu videoda bu sorunun cevabını bulacaksınız. Evet, verilebilir çünkü bu videoyu bugün burada çekiyoruz. Ben üniversite sınavına hazırlandığımız yıllarda yaklaşık 1-1,5 yıl boyunca masadan kalkmayıp sadece yemek yiyip içtiğinde aldım. 35 kiloyu yaklaşık olarak 1,5 ayda verdim. Ben size minimumunu söylüyorum 20 kilo diye. Yani bu 20-25-30 kilolara kadar çıkabiliyor. Bu yöntemi önerdiğim bütün arkadaşlarım hepsi sonuç aldı. Bu videoda yöntemin tıbbi temellendirmelerine de değineceğiz. Neden böyle olduğunu, vücudumuzun buna nasıl tepki verdiğini hepsini anlatacağız ve bu videodan sonra bir ayda 20-25 kilo vermeniz hiç zor olmayacak arkadaşlar. Hazırsanız hanımefendiler, beyefendiler, vizyonist başlıyor. Bu yöntemin en büyük artısı şundan şu kadar ye, bundan bu kadar ye yok. Burada yemek var. Sürekli yiyeceğiz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Şaka yapmıyorum gerçekten. Yiyerek kilo vermek var ya, o işte bu videoda arkadaşlar. Bu yöntemle yiyerek kilo vereceğiz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama olay ne yediğinizde. Tamam, tatsız sutsuz şeyler de söylemeyeceğim. Birinci kural arkadaşlar, hayatımızdan şekeri çıkartıyoruz. Şekersiz yaşıyoruz. Tamam, biraz şekersiz tatsız zamanlar olacak ama bir ay, bir buçuk ay sabrettikten sonra inanın bana zaten kendinizdeki değişim görünce buna değdiğini siz de söyleyeceksiniz. Peki ne yapıyoruz? Hayatımızdan şekeri bir ay boyunca çıkartıyoruz. Şeker hiç kullanmıyoruz. Ardından kahvaltılarımızda tamamen protein ağırlıklı besleniyoruz. Yağ minimalize ediyoruz. Yani doğal yağlar kullanacağız. Öyle patates kızartmaları, şunlar bunlar yok. Sadece protein. Proteinden ağırlıklı besinlerle besleniyoruz. Karbonhidratı tamamen hayatımızdan çıkartıyoruz. Sabah kahvaltına yumurta, yağsız peynir, yağsız süt gibi şekilde çeşitlendirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kahvaltı yapabilirsiniz. Ne yediğinize karışmıyorum. Sadece şeker kullanmıyorsunuz. Öğle yemeğinde arkadaşlar et veya salata tercih edebilirsiniz. Ben öğle yemeğinde salata yersem akşam yemeğinde et tercih ediyorum. Ya da öğle yemeğinde et, akşam yemeğinde salata. Yani mutlaka gün içerisinde bol bol protein almamız gerekiyor. Bu proteini aldıktan sonra haliyle vücudumuzun muazzam bir şekilde suya ihtiyacı olacaktır. O yüzden bu süreçte bol bol su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Su bizim buradaki en büyük ihtiyacımız. Suyu alacağız ki yağları yakabilelim arkadaşlar. Suyu asla eksik etmiyoruz. Belli ki seviyelerde kilo alan arkadaşlarım gün içerisinde çok fazla atıştırdıkları, abur cubur yedikleri için bu kiloları almışlardır. Ben de böyleydim. Sınav senemde sürekli bir şeyler yerdim ve bu yüzden de zaten bu kiloları alıyoruz. Peki ara öğünlerde ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Arkadaşlar ara öğünlerde katı gıda tüketmiyoruz. Tamamen içeceklere yöneliyoruz diyoruz. Şekersiz olarak istediğiniz içeceği içebilirsiniz. Bu dönemde bol bol kahve, çay tüketmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü normalde kahve zaten zararlı bir şeydir biliyorsunuz. Videolarımda bunu defalarca anlattım ama bu yöntemle maalesef günde 2-3 fincan kahve içmemiz gerekebilir. Bunun sebebi de şu. Kahve içtiğimiz zaman arkadaşlar nabzımız yükseliyor. Kalbimiz daha hızlı çalışıyor. Organlarımıza daha fazla kan gidiyor ve biz daha fazla kalori harcayarak yağları yakıyoruz. Dolayısıyla nabzımızın yüksek olması bu açıdan önemli. Peki yiyeceğiz, nasıl kilo vereceğiz? Tamam, protein ağırlıklı besleniyoruz ama sonuçta kilo vermek istiyorsak mutlaka fiziksel aktivitede bulunmamız lazım. Ne yapalım? Ben size ağırlık kaldırın, şu kadar ağırlıkların altına girin demeyeceğim. Ağır sporlar yok. Burada arkadaşlar çok zor bir süreç çünkü bir anda bütün beslenme programınızı değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla sizin morale, motivasyona ihtiyacınız olacak. Sizi daha da çok zorlayacak fiziksel aktiviteler burada moral bozucu olmaktan başka bir şey değil. O yüzden ben size doğayla bütünleşmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde doğanın içinde sabahları bir yürüyüş yapmanızı, erken kalkmanızı, sabah uyku saatinize özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Kortizolün vücudunuza en çok salgılandığı saatlerde dışarıya çıkıp şöyle temiz havada bir yürüyüş yapmanız, güne erkenden başlatmanız sizin için çok iyi olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla günü erkenden başlatıp kortizolün vücudunuzda en yüksek olduğu saatlerde doğayla bütünleşmek, doğanın tadını çıkarmak, günün uyanışını izlemek sizler için en faydalı şey olacaktır arkadaşlar. Ardından bir de akşam yemeğinden sonra bir yürüyüş yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki ilk haftalarımızda hafif tempoda yürüyüşle devam edelim. Sadece yürüyüş yapalım. Yavaş yavaş tempomuzu arttıralım. İkinci, üçüncü haftadan itibaren yavaş yavaş koşulara başlayabiliriz. Ama bir anda sakın bu şekilde abanmayın. Zaten beslenme programınızı değiştirmenin sizin vücudunuz üzerinde bir stres oluşturacaktır. Zaten kilonuz var. Kalp damar sağlığınız yerinde değildir muhtemelen bu kadar kilolar alıyorsanız. Bir anda kendinize yüklenip nabzınızı bu kadar yükseltmeniz, yoğun fiziksel aktivite yapmanız size çok ciddi hasar verebilir. Dolayısıyla bu süreçte biraz daha sakin sakin yavaş yavaş vitesi arttırı fiziksel aktivitelerde bulunmanız sizler için çok faydalı olacaktır. Günlük yaşantınızda mutlaka dediğim gibi arkadaşlar kendinizi mutlu edecek şeyleri yapmanız burada çok önemli. Yani mutlu olun. Burada bu sizin için bir eziyet haline gelmemesi gerekiyor. Bu sizin bir yaşam standardınız olursa
Bunu aslında daha hafif versiyonlarını ilerleyen yaşantınıza da uygularsanız sürekli sağlıklı, fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Zaten bunu uygulamaya başladığınızda ilerleyen süreçlerde nefesinizin açıldığını, daha iyi nefes aldığınızı ve kendinizi daha zinde hissettiğinizi daha ilk haftalardan fark edebileceksiniz. Ve ilk haftalarda inanılmaz bir kilo kaybınız olacaktır. Çünkü vücudunuzdaki ödemi, suyu atacaksınız. İlk haftalarda verdiğiniz kiloları görünce de size büyük bir motivasyon olacaktır bu sonraki süreci tamamlayabilmek için. Ama kesinlikle bu yöntemi 1-1,5 aydan fazla uygulamanızı önermiyorum. Çünkü gerçekten bu normalde uygulanabilecek ağırlıkta bir yöntem değildir arkadaşlar. Vücudunuza çok ciddi zarar verebilirsiniz. Bizim karbonhidrata da yağa da ihtiyacımız var. Bu sadece bir aylık uygulanabilecek dönem. Sonrasında ne yapabiliriz? Bu fiziksel aktiviteleri sürdürerek karbonhidratı yine az olarak kullanarak, yağ da az olarak kullanarak kullanmaya devam edebiliriz. Tabii ki karbonhidrat da alacağız, yağ da alacağız ama ne zaman? Mesela karbonhidratı fiziksel aktivitelerden sonra alacağız. Yani akşam yemeğinde karbonhidrat almamamız gerekiyor mesela. Çünkü akşam yemeğinde aldığınız karbonhidratı tamamen yağa dönüştürürsünüz. O yüzden yakamayacağınız zaman depoyu doldurmuyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Aslında vücudumuz bir makine ve çok kolay bir işleyişi var. Bu işleyişi bildikten sonra kilo vermek aslında hiç de zor bir şey değil. Öyle uçuk kaçık şeylere gerek yok. Makinenin nasıl çalıştığını bilirseniz, kullanma kılavuzunu okursanız kilo vermek çok kolay arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir not da eklemek istiyorum. Gece yatmadan önce yoğurt kürü çoğunuz bilirsiniz. Yoğurdun içine baharatlar koyarsınız. Bu yağ yakımınızı arttıran bir yöntemdir. Gerçekten işe yarıyor. Bunu uyguladığınız zaman gece uykunuza yağ yakarsınız. Sabah idrarında yağ idrarla dışarıya çıkartırsınız arkadaşlar. Ayrıca sabah kalktığınızda da bir bardak limonlu su içmeniz veya sirkeli su içmeniz vücudunuzun alkali olması ve yağ yakımını kolaylaştırması açısından da oldukça önemli. Bu yöntemle ilgili kafanıza takılan bir şey olduğu zaman bana yorumlardan veya Instagram adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Sizler kilo vermek için hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız bu tarz videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırırsınız. YouTube size bu tarz videolar önermeye başlar. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.